Sizlerin sanal kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Yeni bir konumuz var. Konumuz başlıktan da anlayacağınız gibi aslında yine bilgi içerikli olacak. Bugün bu videoda sizlerle daha öncesinde tecrübe ettiğim ve hoşuma giden şeyleri paylaşmaya devam ediyor olacağım. Umarım videomu severek izlersiniz. Videoma yeni gelenler için tekrardan kanalıma hoş geldiniz demek istiyorum. Kısaca kendimden bahsetmem gerekirse ismim Berfu. Şu anda 28 haftalık hamileyim ve YouTube'a başlangıç sürecimde hamileliğimle beraber oldu. Geçmiş videolarda oda turu, bebek alışverişi, hamilelikle alakalı süreçlerim, birinci trimester, ikinci trimester gibi konulara yer verdim. En son videomda da kitap önerilerimden bahsetmiştim. Bu videoda da sosyal medyada aslında neleri takip ediyorum ve bu konuda sizlere nasıl önerilerde bulunabilirim. Bir liste yaptım şöyle ve geldim. Şimdi hemen size bu listeden bahsedeceğim. Aslında Instagram ve YouTube başta olmak üzere özellikle bu iki platformda çok fazla aktifim. Hem Instagram'da çok fazla hesap takip ediyorum hem de YouTube'da çok fazla hesap takip ediyorum. Ama bunların her birisinden yeteri kadar tabii ki faydalanamıyorum. Bazıları çok daha faydalı geliyor bana. Gerçekten kaliteli içerikler bulabilmek çok zor olabiliyor bu süreçte. Ve eğer hani bu zamana kadar izlediğiniz videolardan benimle de benzer fikirlere sahipseniz, annelik serüvenimiz birlikte benzer şekilde ilerliyorsa, kafa yapımız birbirine benziyorsa bu videoda önereceklerim de sizin hoşunuza gidecektir diye düşünüyorum. Eğer beni daha önceden tanımıyorsanız da burada söyleyeceğim kişilere öncelik vererek sosyal medya hesaplarına bir kontrol edebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi çok uzatmadan hemen başlayalım. Instagram ve YouTube olarak her birisini ayrı ayrı söyleyeceğim aslında size. Öncelikle ebelerden ilerleyelim. Instagram'da Ebe Tülin Bulur isimli ebeyi takip ediyorum. Aslında çok yeni karşıma çıkmış bir ebe ve YouTube'da da bazı videoları var ama daha çok Instagram'da aktif. Instagram'da da güzel bilgiler veriyor. Hem storylerde hem de postlarında çok güzel bilgiler veriyor. Özellikle emzirme hakkında detaylı bilgilere sahip bir hesap burası. Eğer bebeğinizi emzirmek isteyen bir anneyseniz ve bu konuda ne yapmanız gerektiği ile alakalı şüpheleriniz varsa aslında Betül'ün size bu konuda çok fazla motivasyon sağlıyor. Aynı zamanda bununla alakalı bireysel olarak danışmanlık da veriyor. Hani bu süreçte hastaneden çıktıktan sonra sütle alakalı olan tüm sorularınızın yanıtlarını aslında o hesapta bulabilirsiniz. Ben çok severek takip ediyorum kendisine ve yaklaşım şekli benim çok hoşuma gidiyor. Çok cana yakın geliyor bana, çok samimi geliyor. Ve söylediği şeyler de aslında aklıma fikrime yatan şeyler oluyor genelde. Bu noktada aslında sizin fikrinizin kiminle uyuştuğu daha önemli. Birkaç böyle postuna göz atabilirsiniz, eğer beğenirsiniz, takip edebilirsiniz. Ben genel olarak her şeyini çok faydalı buluyorum. Her şeyinden bir şey alabiliyorum ve genelde postlarını da kaydediyorum. Siz de bu şekilde elinizin altında bulundurabilirsiniz aslında söylediği bilgileri. Yine ebelerden devam edersek, Ebe Kadın Hürcan. Bu Hürcan Çit, Ebe Hürcan Çit'in bir hesabı aslında. Bu da yine Instagram hesabı ve Instagram hesabında çok aktif bir şekilde rol oynuyor. Hürcan aslında hani ünlülerle beraber de çalışan bir ebe ve daha çok doğum hakkında bilgiler, doğum egzersizleri gibi bu tarz konularda bilgiler veriyor. Bu da yine kafa yapısı bana çok uygun ama ben Hürcan aynı zamanda YouTube'dan da takip ediyorum. YouTube'da da Campelle diye söyleyeceğim ben size. Campelle TV. Campelle diye yazılıyor. Burada videoları var ve çok da yararlı olduğunu düşünüyorum. Oradaki videolarını takip edebilirsiniz ama Instagram'da da ayrıca zaten devamlı hesabını aktif bir şekilde paylaşım yapıyor. Ayşe Öner, o da yine bir hemşire ve hemşire olduğu için yine bu tarz doğum konusunda, işte emzirme konusunda, bebek bakımı konusunda çok detaylı bilgiler veriyor. Bir önceki videomda onun kitabından bahsetmiştim. YouTube hesabında Ceyda Düvenci ile olan sohbetleri var ve hafta hafta annelikle alakalı tüm detaylı bilgileri orada bulabilirsiniz. Ben çok severek takip ediyorum tüm programlarını Ceyda Düvenci ile olan. Gerçekten çok güzel bilgiler edinebiliyorsunuz oradan. Ayşe Öner'in Instagram hesabı çok aktif değil. Daha çok YouTube'da Ceyda Düvenci ile olan videolarını ben takip ediyorum. Ama hem kitabını hem de YouTube'dan aldığım bilgileri zaten benim için çok yeterli oluyor. Instagram'dan başka hesaplar takip ediyorum onun yerine. Çocuk ve uyku konusuyla alakalı Kundak Uyku'yu takip ediyorum. Kundak Uyku Pınar Sibirski'nin aslında hesabı. Ve bebeklerdeki uyku düzeniyle alakalı Amerika'da eğitim almış ve bu konu hakkında gelip Türkiye'de zannediyorum ki bir
10 seneye yakın. Yani yanlış olmasın, çok emin değilim çünkü. Verdiği bilgiler Instagram hesabında da aktif olduğu kadar YouTube'da da ben çok fazla takip ediyorum ve YouTube'da çok daha fazla yararlı bilgiye sahip olabiliyorsunuz. Oradan öğrendiğiniz kadarıyla bebeğinize 4 aydan itibaren uyku düzenini aşılamaya başlayabilirsiniz. Ama bebeklerde, yeni doğan bebeklerde uyku düzeniyle alakalı da çok güzel detaylı bilgiler veriyor aslında. O yüzden YouTube hesabındaki videoları takip etmenizde fayda var. Uyku düzeniyle alakalı bilgi almak istiyorsanız bence güvenilir bir kaynak. Aynı zamanda danışmanlık da veriyor. Bebek uyku düzeni hakkında danışmanlıklar veriyor ve bu konuda çok yakın çevremden iki kişi bebeğine, birisi 4 ay, birisi 6 aylıkken bir bebek uyku eğitimi aldırdılar ve çok memnun kaldıklarını söylediler Pınar Hanım'dan. Pınar Sibirsi ki bu anlamda gerçekten çok başarılı ve her bebeğe özelde programını güncelliyor diyebilirim. Hani özel bir eğitim almak istiyorsanız Pınar Sibirsi ki takip edebilirsiniz. Ben öncelikle YouTube videolarından faydalanacağım. Hani olmadığı takdirde belki bir uyku eğitimi gibi bir şey düşünebilirim. Bu arada Ağustos ayında da fiyatlarının zamlanacağını söyledi. Yani işte Instagram hesabından. Dolayısıyla Ağustos ayına kadar eğer kesin bir uyku eğitimi aldırmak istiyorsanız bebeğinize, Temmuz ayının sonuna kadar kayıt yaptırırsanız eğer şu anki fiyatlardan faydalanabileceğinizi söyledi. Story'de söyledi. Ben size buradan söylemiş olayım. En azından kayıtlı kalsın burada. Hani belki kesin düşünenleriniz vardır ve bu video sizin için yararlı olmuş olur. Prima ve onun anneliği isimli bir hesap var. Ukraynalı bir anne bu aslında. Ukraynalı ama Türkiye'de yaşıyor yaklaşık 7-8 yıldır. Ve onun verdiği bilgiler de benim çok hoşuma gidiyor. Doğal içeriklerle alakalı bilgiler veriyor. İşte sabunlar, şampuanlar, bezler vesaire. Hani bu tarz konuların hepsini aslında zaten kendisi biyoloji mezunu ve bu konuların derinlemesine araştırmasını yapmış birisi. Şu anda da bir kitap yazıyor. Yakında yayınlayacak. Ve ben çok memnunum vermiş olduğu bilgilerden. Hani almak istediğim ürünlerle alakalı öncelikle onun sayfasına girip araştırmasını yapıyorum. Ondan sonrasında hani hangi ürün alacaksam ona göre karar veriyorum. Ukraynalı olduğu için oradaki bebek yetiştirme şeklinin farklı olduğunu Türkiye'ye göre ve aslında bebeklerde tuvalet iletişiminin çok ön planda olduğunu ve kendilerinin kendi ülkelerinde bez kullanmadıklarını söylüyor ve bunun nasıl yapılabileceği hakkında da YouTube'da videoları var. Bu yine benim çok ilgimi çeken bir şey oldu ve ben eğer düzenimiz oturursa ve bebeğimle alakalı bir sıkıntı yaşamazsam 40 günden sonra bu tuvalet iletişimini yapmayı düşünüyorum. Çünkü kendisi yeni doğan bebeklerden yani yeni doğum anından itibaren bu eğitimin yapılabileceğini söylüyor. Kendi ülkelerinde bu şekilde oluyormuş. Hiçbir şekilde bez kullanmıyor. Yıkanabilir bezler kullanıyor ve bu aslında çevre için çok faydalı bir durum. Siz de eğer bu konu hakkında bilinçliyseniz ve siz de böyle bir şey yapmak istiyorsanız Prima'yı takip etmenizi öneririm. YouTube kanalındaki videoları da gerçekten çok başarılı bu anlamda. Onları da izleyebilirsiniz. Doktorlara gelelim. Doktorlarda yine hamileliğin en başından beri Kaan Kocatepe'yi takip ediyorum. Kaan Kocatepe çok sakin yapısı ve verdiği bilinçli bilgiler sayesinde, her şeyi abartmayan tavrı sayesinde gerçekten bana çok yol gösterici oldu. Kendi doktorum birinci, bu Kaan Kocatepe de ikinci doktorum diyebilirim aslında. YouTube'dan izliyorum kendisini. YouTube'da çok başarılı videoları var. Her hafta için gebelikte ayrı ayrı anne ne yaşıyor, bebek ne yaşıyor gibi bunlarla alakalı videoları olduğu gibi aslında soru cevap şeklinde videoları da var. Her konu başlığında, yani YouTube'a bir şey yazdığınızda, araştırmak istediğinizde onunla alakalı cevabını aslında Kaan Kocatepe'de bulabiliyorsunuz. Bence bu çok yani bulunmaz bir nimet. Çünkü Kaan Kocatepe gerçekten çok başarılı bir kadın doğum doktoru. Ve o anlamda verdiği bilgilere çok güveniyorum. Çünkü hani bir sinerjim de tuttu yani kendisiyle. Kafa yapım da biraz benziyor. O yüzden Kaan Kocatepe'nin verdiği bilgiler benim için çok okey bilgiler. Bahsedeceğim size Gözde Erdoğan. Gözde Erdoğan da yine çocuk gelişimiyle alakalı, işte bebeklerden başlayıp böyle 5-6 yaşlara kadar, belki daha fazla yaşlara kadar çocuk eğitimiyle alakalı bilgiler veriyor kendi YouTube hesabında. Ben onu Instagram'dan takip ediyorum ama YouTube hesabındaki videoları çok daha yararlı buluyorum kendim için.
O yüzden Gözde Erdoğan'ı da takip edebilirsiniz. İşte bebeğin nasıl uyuması gerektiği, nasıl bir düzen oluşturması gerektiği, nasıl ritüeller, bebekle aranızda olan iletişimin nasıl olması gerektiği, nasıl kurulması gerektiği gibi birçok konu hakkında YouTube hesabında videoları var. Onu da takip edebilirsiniz. Ben çok severek takip ediyorum. Pelle TV'den bahsettim. Orada yine böyle bebeklerin, yeni doğan bebeklerin özellikle nasıl yıkanması gerektiğiyle alakalı çok detaylı ve yarım saat 40 dakikalık bir video var. Çok da güzel anlatılıyor gerçekten. Orada yine ebe hürucanı da bulabilirsiniz zaten. Bir de application'lardan bahsetmek istiyorum. Bir tane application takip ediyorum ben bu süreçte. Hamileliğin en başından itibaren Hamilelik Plus app'ini indirdim telefonuma. Burada hafta hafta hamileliğinizle alakalı bilgilendirmeler, bebeğinizle alakalı bilgilendirmeler ve böyle yine küçük soru cevaplar bulabiliyorsunuz. Yani o hafta bebeğinize ne gibi gelişimler varsa aslında bu app size bunu söylüyor. Bebeğin görüntüsünü falan görebiliyorsunuz. Ben bu app'ten çok memnunum. Başka hiçbir şey aramadım onun yerine. Bir de Aptamil'in app'i var. Aptamil'in app'inde de çok güzel eğitimler oluyor. İşte Acıbadem doktorlarının, böyle ebelerin, hemşirelerin katılım yaptığı bir eğitim platformu var aslında Aptamil'in app'inin içerisinde. Ve böyle haftalık plan veriyorlar. O haftalık planda hangi gün hangi doktor ya da hemşire, ebe, kimse eğitim verecek olan kişi o hangi gün hangi saatte eğitim verecekse eğer telefonunuza bildirim geliyor ve siz o eğitim için rezervasyon yaptırıyorsunuz. Eğitime ücretsiz bir şekilde katılıyorsunuz. Zoom üzerinden eğitimi dinliyorsunuz. Bazı eğitimler kaydoluyor. Tekrardan geri dönüp bir daha izleyebilirsiniz. O yüzden bu bence çok faydalı bir eğitim platformu diye düşünüyorum. O yüzden orada da katıldığım bazı eğitimler oldu. Her doktor ya da her hemşire, her ebe kafanıza uyacak diye bir şey yok. Bazılarının söyledikleri bana çok doğru gelmedi. Bu tamamen doktor-hasta ilişkisiyle alakalı bir şey. O yüzden o şekilde bakmayın olaya ama oradan tanıdığınız kişileri hayatınıza katıp sosyal medyalarını takip ettiğinizde de aslında kendinize kazandırabileceğiniz şeyler olabiliyor kafa yapınız uyarsa eğer. Giyi böyle hup diye emmek gibi bir şey söz konusu değil. Tabii ki bir filtreden geçireceksinizdir diye düşünüyorum. En son çok yeni bir şekilde Rise Uzun Yol'un hesabını takip etmeye başladım. Rise Up isimli Instagram hesabı var kendisinin. Beslenme ve egzersiz üzerine aslında bir video çekiyor. Bebeklerde beslenmeler, işte hangi ay ne yenmeli, hangi ayın meyveleri, sebzeleri, işte hangi ayda çocuğunuza ne vermelisiniz gibi bunlardan bahsediyor ve aynı zamanda hamilelik sürecinde de egzersizler, işte hamilelik sonrası egzersizler gibi bu tarz şeylerden de bahsediyor hesabında. Çok yeni takip etmeye başladığım bir hesap. Çok detaylı bir bilgim henüz yok ama şu anda memnunum. Diğerlerini çok uzun zamandır takip ediyorum. Çok detaylı hakimim ama Raysa'ya çok hakim değilim. Ama Raysa'yı duydum. Çok duydum. Çok da metini duydum. O yüzden de onu da size güvendiğim için şu anda öneriyorum. Umarım bu söylediğim hesaplardan sizler de memnun kalırsınız. Instagram ve YouTube ayrıca application'lar olarak sizlere 3 ayrı platformda kimleri takip ettiğimle alakalı bir video oldu aslında bu. Umarım böyle küçük hap bilgi olmuştur sizlere ve sizler de bunları takip ederek birinden herhangi birisini kendinize yakın bulursunuz ve takip edersiniz. Takip ettikçe de beni hatırlarsınız. Umuyorum bu video sizler için faydalı olmuştur. Sormak istedikleriniz olursa eğer aşağıya yorumlar kısmında sorularınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.